İnşallah ailelerinizle beraber daha nice bayramlara çıkmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii bu mübarek günler dolayısıyla gönül coğrafyamızda zulüm altındaki kardeşlerimizin de huzura ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii biliyorsunuz ülkemizde emperyalist güçlerin maşası, terör örgütleri dört bir koldan Türkiye'mize saldırmakta. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize kalleşçe saldırmaktalar. Bu saldırılar dolayısıyla şehit düşen vatan evlatlarına rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Onlara Rabbimizden rahmet diliyoruz. Ailelerine, aziz milletimize, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyoruz. Terör sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Dün biliyorsunuz kahraman bir yarbayımız Giresun'da, bir hemşerimiz Sütçüman'ın torunu kahramanca insanların hayatını kurtarmak için kahramanca davranarak helikopteri karşılatmadan, daha doğrusu yakıtını boşaltarak ağaçların üzerine bir adeta indirmeye çalışarak da şehadete yürüdü. Çok da değerli bir komutandı. Kardeşi de bizim arkadaşımız. Dün onun hakkı rahmetine yolcu ettik. Ona da yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ülkemizin birlik ve beraberliği çok önemli arkadaşlar. Biz büyük bir medeniyetin mirasçısıyız. Biz dünyada büyük medeniyetler inşa etmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Kahramanmaraş da bunun en öncü şehirlerinden bir tanesi. Kahramanmaraş istiklalde istiklal meşalesini ateşleyen şehir. Bizim kahraman dedelerimiz, ecdadımız. Bununla hep gurur duyuyoruz. En büyük gurur duyduğumuz yön de bu arkadaşlar. Kahraman şehir olmamız. Çünkü daha Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan 23 Nisan 1920 olmadan işte 12 Şubat 1920'de bir devleti yenerek, bir düzenli bir devletin ordusunu yenerek gıd imkanlarla istiklale kavuşmuş ve Türkiye'mizin kuruluşunda öncü rol olmuş bir şehir Kahramanmaraş'ımız. Tabii daha sonraki süreçlerde de bugünkü bu kutlu yürüyüşte, bugünkü Türkiye'mizin 2023-2071 hedefini oluşturan misyon ve vizyona da mihmandarlık etmiş. Üstad Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere Erdem Beyazıtlarla, Nuri Paktir, Rasim Özörenlerle bu Sütçüman'ın milli ruhunu geleceğe taşıyan bir şehir arkadaşlar. Bugünkü Türkiye'nin inşasında canını ortaya koyan insanların da ruh dünyasında etkili olmuş bir şehir. Tabii bu yönlerimiz de çok önemli ve dünyaca tanınan bir şehir. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Kahramanmaraş bu yönleriyle dünya devletlerinin de bildiği, tanıdığı, merak ettiği bir şehir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. İşte Kahramanmaraş sporumuz var, belediye sporumuz var. Biz de kanunların verdiği çerçevede, bunu özellikle söylemek istiyorum. Başkanımızın kulübümüzün hep yanında olduk. Yani elimizden geldiğince kanunlar dahilinde yanında olduk, olmaya çalıştık. Bundan sonra da olacağız. Tabi az önce hocayla konuşuyoruz. Şimdi bir İzlanda örneği var dünyada. 330 bin nüfuslu Avrupa şampiyonasını oynayan bir ülke. Yani bizim nüfusumuz 1 milyon 100 bin arkadaşlar. 100 bin de muhacir var, 1 milyon 200 bin. Tabi biz burada şöyle, o milli takım İzlandalı vatandaşlardan oluşan bir milli takım İzlandalı'dan. Biz şimdi yoğun halı sahalar yapıyoruz. Bakın, gençliğe yatırım yapıyoruz. Hem kötü alışkanlıklardan korunması için herhalde 15-16 tane oldu tahminim. Şu anda inşaat hızla devam ediyor mahallelerde. Antrenman sahası gibi küçük çocuklara futbola olan ilgilerini arttırma amaçlı kapalı spor salonları yapıyoruz. En son Orman Bölge Müdürlüğü'nde yani altyapıdaki çocuklarımızı böyle sporla eğitimi bir arada götürelim. Yani ikisini bir tercih etmek zorunda kalmasın. Hem okulun hem de okulun örneklerini Türkiye'de görüyoruz, dünyada görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi fakülteler, üniversitelerde. İnşallah büyük şehir olarak altyapıyı çok eğiliyoruz. Şu an yaz spor okullarımızda 7000 civarında kayıt var arkadaşlar. 7000 tane çocuğumuz Maraş kelerinde. Bunu büyük oranda futbol, yüzme, yani spor altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Niye oluşturuyoruz? Beden eğitimi çok önemli arkadaşlar. Yani eğitim yanında genç, dinamik nesillerin olması için sağlam, kafa sağlam vücutta bulunur diye Atatürk'ün bir sözü var biliyorsunuz. Onun için bizim nesillerimizin sağlıklı yetişmesi için biz spora, futbola çok önem veriyoruz. Eskiden biz de oynardık yani futbol geçmişte. Şimdi bir sağlam zemin oturtmamız lazım. Bunun için de altyapı ihtiyacı var arkadaşlar. Yoğun bir şekilde tesis yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz bir kamp merkezi oluşturma. Yedikuyu merkezine biz sosyal tesisler yapıyoruz. Amacımız orada gençlik sporla da konuşuyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber. Yazın birçok yerlere takımlarımız falan gidiyor.
sadece takımlarımız değil, çocuklarımızın kamp yapacağı bir alan oluşturma gayretimiz var. Şu an Gençlik Spor Bakanlığı'yla da konuşuyoruz. Tekir bölgesinde ya da bizim 7 kuyuda 2500 numaralımız var. Oraya biz rekreasyon alanı ve kayak merkezi yapacağız. Projeleri bitti. İnşallah sporu arttırarak devam ediyoruz. Şu an 11 ilçede spor okullarımız var arkadaşlar. Tüm ilçelerde, sadece merkezde değil, yaydık her tarafa. Milli eğitimle, halk eğitimle, gençlik sporla da işbirliği yapıyoruz. Birlik ve beraberlik için inşallah tam olimpik kapalı spor salonumuz da bitiyor arkadaşlar. Tam olimpik aşağıdaki. Ayrıca bu 12 Şubat stadyumuyla ilgili de bir çalışma yapacağız. Yani inşallah takım şey yaparken yeni bir yapılabilir mi? Daha kesin bir karar almış değil ama bir böyle Sayın Başbakan Yardımcımıza da milletvekillerimize sunacağız. Teknik olarak bir orayla ilgili bir çalışma yapıyoruz şimdi. Biz altyapısını oluşturacağız. İmkanlar ölçüsünden inşallah hükümetimize sunacağız. Bu arada da buradaki spor altyapısını güçlendireceğiz. Kahramanmaraş'ı sporcu fabrikası haline getirelim. Bakın biz voleybolda çok iyi yerdeyiz arkadaşlar. Güreşte, bakın güreşte yıldızlarda Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye'nin en büyük takımları kaldı. Biz de Süper Lig'deyiz güreşte, bakın. Bunu biraz görmemesinden geliyoruz ama şu an Süper Lig'deyiz bizim pehlivanlarımız. 5 tane sporcumuz dünya şampiyonasına gitti. Mesela dünya şampiyonu olan çocuklarımız var bizim yıldızlarda. Geleceğin olimpiyat, 2020'nin en az 2 tane olimpiyat şampiyonu bekliyoruz mesela. Şu an bizim pehlivanlarımız çok önemli noktada güreşte. Bunu da güçlendiriyoruz. Voleybolda da aynı şekilde yine. Satrançta Süper Lig'deyiz. Bizim kulüplerimiz. Her alanda çocuklarımızı önünü açalım istiyoruz. Tabi bunun en önemlisi futbol. Çünkü dünyada karşılığı olan en büyük futbol. Tüm dünyada en popüler olan ve ekonomik yönden de 5-10 tane çocuğumuz üst liglerde oynasa Maraş'ın çocukları. Maraş'ta nereden baksın 50 milyon, 5 kişi olsa 50 milyon para girer. Bunun farkındayız arkadaşlar. Bunu da önemsiyoruz. İnşallah hep beraberce büyükşehir olarak bu tesislerin yapımı Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber, Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber gelecekte daha da iyi çalışmalar yapacağız. Gençlerimizi bekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'nün bahçesine bir spor salonu yaptık. Kapalı spor salonu. Sporla basketbol, voleybol, yanında halı saha yaptık. Şimdi şeyin yanına yapıyoruz yine bu kenardaki mahallelerimize. Gaybeli'deki yıktığımız alan var. Orada da yapıyoruz. Yukarılarda yapıyoruz. Batı taraflarda yaptık. Şehrin her tarafını halı sahalarla donatıyoruz arkadaşlar. Çocuklarımız futbolla tanışsın. Bu konudaki becerilerini arttırsın diye. Evet. Şahin abi, ben sana sonra söz veririm. Şahin abi de milli sporcu biliyorsunuz arkadaşlar, yüzmeci. Şahin bizim maskorun maskotu. Tabii geçen bizim bir belediye sporun engelli milli yüzücüsü de büyük derece kazandı Avrupa'da. Bir kızcağızımız var, kolları engelli biliyorsunuz. İnşallah daha da büyük başarılar bekliyoruz. Arkadaşlar ben sizlerden müsaade isteyeceğim. Birkaç ziyaretimiz var, çocuklar da arabada bekliyorlar. Sizlerle bir bayramlaşalım. Buradan kardeşlerimize bir